Evet, az önce de söylediğimiz gibi A Milli Erkek Voleybol takımımız bizlere çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk yaşattı değerli izleyenler. Challenger Kupası'nda şampiyon olduk ve Milletler Ligi'ne katılacak erkek voleybol takımımız. Şimdi az önce de söylediğim gibi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sayın Üstündağ, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Çok çok tebrik ediyoruz. Sizin nezdinizde tabii ki tüm takımımızı. Bu büyük başarıyla ilgili, bu şampiyonlukla ilgili öncelikle duygularınızı, düşüncelerinizi dinlemek isteriz. Tabii çok mutluyuz. Ülkemize, Türk milletine, Türk sporuna hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çünkü tarihi bir yıl yaşıyoruz. Bundan kısa süre önce kadınların dünya sıralamasında bir olması, ardından Milletler Ligi VNL turnuvasında şampiyon olması. Bu da tarihinde bir ilkti. Erkeklerin Avrupa Altın Ligi şampiyonluğundan sonra challenge oynama hakkı elde ettik ve burada da ne malum şampiyon olduk. Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Gerçekten Türk voleybolu adına gurur verici. Ben burada emeği geçen kulüplerimize, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii bu hedeflere ulaşmak kolay olmuyor. Ama bu gururu yaşamak da ayrı bir şey oluyor. Ben bu anlamda bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Stafflarımla gurur duyuyorum. Hepsini içtenlikle kutluyorum. İnşallah önümüzde Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kısa bir süre sonra başlayacak ve biliyorsunuz 2024 Paris Olimpiyatları var. Kadın erkek el ele olimpiyatlarda, Paris Olimpiyatlarında yer almak istiyoruz. O noktaya geldik mi çok az kaldı ve o noktadayız diye düşünüyorum. Hemen Avrupa Şampiyonası'nın ardından da olimpiyat elemesi oynayacak hem kadın hem erkek takımımız. Dolayısıyla burada da bir mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Olimpiyatlara katılıp orada derece elde etmek istiyoruz. Aslında her şeyi özetlediniz Sayın Başkan. Hedefleri, projeleri soracaktım ama gerçekten önümüzde çok büyük hedefler var. Siz de az önce söylediniz. Kızlarla ayrı, erkek takımlarla ayrı sevindik, mutlu olduk bu sezon. Çok başarılı bir dönemi geride bırakıyoruz ve önümüzde de daha büyük başarılar var gibi gözüküyor. Şuna her zaman vurgu yapıyoruz. Biz tabii daha ziyade futbola odaklanan bir ülkeyiz ama biz voleybol ülkesiyiz. Sloganı aslında tam olarak yerine oturdu gibi görünüyor. Bundan sonraki büyük başarıları da merakla, hevesle bekliyoruz aslında. Evet. İnşallah diyorum. Gerçekten voleybol ülkesiyiz ama ben bir spor adamı kimliğimle baktığımda da voleybol ülkesinden daha çok spor ülkesi olmalıyız. Çünkü büyük bir ülkeyiz. Büyük bir milletiz. Büyük bir devletiz. Bizim için zorluk yok. Çok çalışırsak, çok mücadele edersek zor olan hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir hedefiniz var, bir hayaliniz var, heyecanınız var. Bu üçü bir arada olunca başarılı olmamak mümkün değil diye düşünüyorum. Tabii kulüpler bazında da bu yıl altın yılımızı yaşıyoruz. Orada da bir tarihi, bir ilk yaşadık. Torino'da iki Türk takımının Avrupa'nın en büyük kupasında final oynaması. Bu da çok büyük gurur verici bir olay. Kesinlikle öyle. Dileriz ki bu büyük başarıların devamı gelsin. Sayın İnşallah. Mehmet Akif Üstündağ, sizin aracılığınızla aslında tüm sporcularımızı da bir kez daha buradan tebrik etmiş olalım. Yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la voleybol takımımızın, A Milli Erkek Voleybol takımımızın başarısını konuştuk, değerlendirdik. Bir kez daha